Zeynep'ten merhabalar. Bugün sizlere Aralık ayında okuduğum kitapları çekmeye karar verdim. Ağustos ayında çok üşenip çekmemiştim 27 kitap okuyup. Şu anda da aynı üşenmeyi yaşıyorum. 21 tane kitap okudum, 2 tane kitap yarım bıraktım. Onları da göstereceğim neden yarım bıraktım vesaire vesaire onları da söyleyeceğim. Şu an burası komple kitap dolu. Aynı zamanda Ocak'ta okuyacaklarımı da bir sonraki videoda çekeceğim. Ama dediğim gibi dehşet üşeniyorum. Çünkü 21 kitabı anlatmak beni öldürüyor. Böyle 3 aydır falan çok fazla okuyamıyordum ya. Bu anlatma şeyimi kaybettim birazcık. O yüzden videoda böyle birazcık aksaklıklar olursa lütfen kusura bakmayın. Çok fazla uzatmadan hemen videoya geçmek istiyorum. Kitapları rastgele olarak göstermeye başlıyorum. Okuduğum sırayla değil, elim hangisi gelirse onu göstereceğim. Çünkü bir de onları sıraya sokmakla uğraşamayacağım gerçekten. İlk kitabım en son okuduklarımdan biri olan en yakın arkadaşımın Şeytan Çıkarma Ayini. Bu kitabı çok merak ediyordum ki zaten bu kitap bu hafta çıktı. Çıktığı gibi okudum. Ben sanırım ilk okuyanlardan biriyim. Kanalımda yorum videosu da var. Merak ediyorsanız oradan detaylı olarak da izleyebilirsiniz. Kısaca konusundan bahsetmek gerekirse iki tane kız arkadaşımız var. Önce onların lise 2'ye kadarki arkadaşlık serüvenini okuyoruz. Ondan sonra kızlardan birinin içine Şeytan giriyor ve arkadaşlıkları bu durumla başa çıkabilecek mi onu okuyoruz kısaca. Ama bunun için tabii ki yine bir sürü olay oluyor. Benim gerçekten hoşuma giden bir kitaptı. Beklediğim kadar korkunç değildi. Daha fazla korkmayı beklemiştim. Ama arkadaşlık günü o kadar güzeldi ki kitabın bu korku eksikliğini benim için kapatıyordu. Aynı zamanda içerisinde bolca 80'ler şeyi bulabilirsiniz. İşte şarkılar, filmler, olaylar vesaire vesaire. 80'leri seviyorsanız severek okuyacağınızı düşünüyorum. Ben gerçekten çok severek okudum bu kitabı. Bir sonraki kitabım, en son okuduğum kitap Ejder'in Arzusu. Ejder serisini ne kadar çok sevdiğimi her fırsatta söylüyorum. Yılın son gününde böyle bir reread yapayım dedim. Oturayım seriyi okuyabildiğim kadar okuyayım. Bu kitabı bitirdim 450 sayfa. Bir de Ejder'in Tutkusu'nun da yarısını okudum. Hatta 350'ye falan kadar okudum. Yani istediğim kadar okuyamadım çünkü akşam dışarı çıkmam gerekti. Ama yine bayağı okudum. Bu kitabı o yüzden yarım bıraktım. Gece bitti. O yüzden okumaya devam etme gereği görmedim. Ki zaten biliyorum ne olduğunu. Sadece hoşuma gittiği için reread yaptım. Ama yine çok özlemişim. Çok çok severek okudum. Bunlar hakkında bilgi vermeyeceğim. Çünkü gerek yok. Bununla alakalı bir video olması gerekiyor kanalımda. Merak ediyorsanız onu izleyebilirsiniz. Bir sonraki kitabım Deniz Tanrıçası. Bunu da yarım bıraktım. Neden yarım bıraktığımı söyleyeyim. Çünkü aslında bu ay okumak gibi planım yoktu. Benim bu kitabı aldığım zaman bütün seriyi sahaftan aldım. Çok merak ettim ve böyle birazcık başlayayım nasılmış falan dedim. Bir başladım kendimi tutamadım. 150'ye kadar okudum ama okumam gereken başka kitaplar olduğu için bir köşeye kaldırdım. Bütün seriyi peş peşe okumayı planlıyorum. Büyük ihtimalle Şubat'ta ya da Mart'ta. Ocak ayın full dolu. Ocak'ta okumamın imkanı yok. O zaman belki kaldığım yerden devam ederim. Belki baştan başlarım bilmiyorum. Ama okuduğum kadarıyla o ilk 150 sayfa gayet hoştu. Hemen hız kesmeden devam ediyorum. Bir sonraki kitabım Melez Sözleşmeleri serisinin 3. kitabı Tanrı. Çok severek okudum kitabı. Gerçekten bence serinin en iyi kitabıydı. İçerisinde çok fazla olay vardı. Seri ortası olduğu için konusu hakkında bilgi vermiyorum ama gerçekten çok keyifliydi. Eğer seriyi okumadıysanız hepinize okumanızı öneriyorum. Seri birazcık Vampir Akademisi'ne benziyor. Aslında birazcıktan biraz daha fazla benziyor ama ben Vampir Akademisi'ni çok sevdiğim için beni hiçbir şekilde rahatsız etmiyor bu durum. İki seriyi de çok severek okuyorum. Gerçekten herkese öneriyorum. Benim için 4 puanlık bir kitaptı. Hakkında bilgi veremiyorum ama puanını söyleyeyim en azından. Bir sonraki kitabım Çöllerin Asisi. Birazcık hızlı konuşuyorum kusura bakmayın. Bütün kitapları yetiştirmeye çalışıyorum. Çöllerin Asisi de çok merak ettiğim bir kitaptı. Uzun süredir okumak için listemde bekliyordu. İkinci kitabıyla birlikte elime geçti kitap. Üçüncü kitabı sanırım 2018'de yazılacak. Çok emin değilim. Kitabı okudum. Çok sevdim. Kısaca konudan bahsedeyim. Kitabımız şöyle geçiyor. Amani adlı bir kızımız var. Mavi gözlü. Mavi gözlü olduğunu belirtiyorum. Çünkü yaşadıkları yerde çok az mavi gözlü insan var. Amani'nin annesi babasını öldürüyor ve sonra annesini idam ediyorlar. Bu sebeple teyzesi ve eniştesiyle yaşamaya başlıyor. Fakat Amani'ye bir şey çıkmıyor, talip çıkmıyor. Kimse onunla evlenmek istemiyor. O yüzden eniştesiyle teyzesinin bir konuşmasına kulak misafiri oluyor. Eniştesi teyzesine diyor ki Amani ile ben evleneceğim. Tabii ki de Amani böyle bir şey istemiyor. Bu yüzden oradan kaçması lazım. Annesinin anlattığı İzman hikayeleri aklında yer etmiş. Hep annesi İzman'a kaçmayı planlıyorlarmış. Bu yüzden İzman'a kaçmak için kollarını sıvıyor. Genel olarak biz bu macerayı okuyoruz. Bence çok eğlenceli, çok keyifli bir kitaptı. Binbir Gece'den içerisinde bir şeyler vardı. İşte bizim kültürümüzden içerisinde bir şeyler vardı. Çünkü çölde geçiyor kitap. Ben gerçekten çok severek okudum. Sizin de seveceğinizi düşünüyorum açıkçası. Bir sonraki kitabım Dostoyevski'den Suç ve Ceza. Konusunu bilmeyen yoktur zaten. Genel olarak cinayet işleyen bir adamın kendisiyle iç savaşını okuyoruz diyebilirim. Açıkçası böyle anlatmak daha iyi olur. Kitabı çok sevdim. Bu yılın favorilerini zaten stoktum. Bu sadece birinci cildi. İkincinin cildini de Ocak ayında okumayı planlıyorum. Ama birinci cildi bile beni çok etkiledi. Yazar öyle bir yazmış ki sen kendi yaşamış da kendi anlatıyormuş gibi. Yani böyle bir karakter analizi
analizi konuşamadım. Böyle bir karakter analizi, işte böyle bir anlatma yok. Çok etkiledi beni. Gerçekten çok etkiledi. Çok çok beğenerek okudum. Hiçbir şekilde sıkılmadım. O yüzden eğer klasik okumaktan gözünüz korkuyorsa Suç ve Ceza ile başlayabilirsiniz. Evet, ilk başlarına böyle bir adaptasyon sorunu oluyor. Çünkü Rusça isimler açıkçası beni çok rahatsız ediyor. Yani kulağım alışık olmadığı için bir garipsiyorum. Ama ondan sonra kitaba alıştığınız anda çok keyifli bir hal alıyor. Ben herkesin çok seveceğini düşünüyorum. Yani kitap neden klasik? Bütün kitaplarım devrildi şu an. Of. Devam edeyim. Şimdi onlar kalsın, kaldırmayayım. Kitap neden klasik? Anlayabiliyorsunuz açıkçası. Hemen şurayı ayarlayıp düzgünce koymaya başlıyorum. Devam ediyorum. Size de kitabım Sessiz Kalma. Her yerde zaten kitabı anlattım. Bu da 2017 favorilerimden biriydi. Aralık ayı benim için verimli geçti bu konuda. İki favorim de Aralık'tan çıkmış oldu. Kısaca konudan bahsedeyim. Star adlı bir kızımız var. İsminden anlayacağınız üzere siyahi. Bir partiye gidiyor ve partide böyle bir çatışma tarzı bir şey çıkıyor. Arkadaşıyla birlikte, arkadaşının adını hiç hatırlamıyorum, bir erkek arkadaşı. Oradan çıkıyorlar. Sonra bunları bir polis durduruyor. İşte bunları indiriyor falan. İşte çocuk diyor ki neden beni indiriyorsun? Açıklama yapmıyor. İndiriyor. Kollarını arabaya dayatıyor. Sonra işte arkasını dönüyor polis. O sırada çocuk eğiliyor Star'a, nasılsın, iyi misin demek için. O sırada polis onu şak şak vuruyor. Bu sır sebep bu. Zannediyormuş ki arabadan silah çıkartıyormuş ama asıl vurma sebebi siyahi olması yani. Biz kitap boyunca bu adalet savaşını okuyoruz diyebilirim. Siyahilerin hor görülmesi, polislerin bundan yani suçlu görülmemesi, işte sebepsiz yere öldürülüyor olması vesaire vesaire. Biz genel olarak bunları okuyoruz. Gerçekten çok güzel. Irkçılığı çok iyi anlatan bir kitaptı. Ben çok sevdim. Herkese mutlaka öneriyorum. Bence herkesin mutlaka okuması gereken kitaplardan biri. Gerçekten çok etkileyici bir kitap. Kaldığım yerden devam ediyorum. Sıradaki kızım Güneşli Kızın Hayaleti. Bu da sevdiğim bir kitap. Çok eğlenerek okudum, çok keyif alarak okudum. Kısaca konudan bahsedeyim. Sunshine adlı bir kızımız var. Annesiyle birlikte başka bir eyalete taşınıyorlar ve taşındıkları ev hayaletli. Ve nedense bunun sadece Sunshine farkında. Ve bu hayaletleri kanıtlamak için, yani annesine kendini inandırmak için bazı çabalara gidiyor ve her şey onu çok farklı yani yönlere götürüyor. Gerçekten hiç beklemediği şeyler ortaya çıkıyor. Kitap hakkında sevmediğim tek şey şimdiki zamanda yazılıyor olması. Gerçekten ben çok rahatsız oluyorum. Yani neden the ya da do koymak yerine şimdi bunu yapıyorum, onu yapıyorum diye yazıyorlar. Hiçbir fikrim yok. Gerçekten çok rahatsız edici bir durum. Yazmayın böyle sevgili yazarlar. Şimdiki zamanda kitap yazmayın. Ama bunun dışında keyifli, eğlenceli bir kitaptı. Birazcık ürkünç yanları vardı ama yine bu da çok korkunç bir kitap değildi. Bu aralar canım korkunç bir şeyler okumak istiyor. Ama hiçbir kitap bana bu tam beklediğim korkunçluğu sağlayamıyor ne yazık ki. Bir sonraki kitabım Geçmişin Kırıkları. Çok 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 sevdim. Gerçekten Sevgili Badeniz'i çok sevmiştim. Bu kitabı da çok sevdim. Gerçekten kadın öyle bir yazıyor ki aklınız almaz yani, çok güzel yazıyor. Kısaca konusundan bahsedeyim. Tristan ve Elizabeth adlı iki karakterimiz var. Bazı bölümlerde Tristan'ın, bazı bölümlerde Elizabeth'in ağzından okuyoruz hikayeyi. Elizabeth'in kocası Tristan'ın hem oğlu hem de karısı ölüyor. Ve hayat bunları karşı karşıya geçiriyor diyebilirim. Genel olarak biz bunların arasındaki önce başlayan dostluğu, sonra ilerleyen ilişkilerini okuyoruz. İkisi de birbirlerinde kendi eşlerini bulmaya çalışıyorlar. Çok etkileyici, gerçekten insanı derinden etkileyen bir hikayeydi. Çok keyif aldım. Tabii bunun yanında yine farklı olaylar da oluyor. Kitap dolu dolu bir kitaptı. Altını çizeceğiniz bir sürü yer bulabileceğiniz bir kitaptı. Gerçekten çok etkileyici, çok güzel bir kitap. Aşk romanı okumayı seviyorsanız mutlaka şans vermeniz gereken bir kitap bence. Pişman olmazsınız. Bir sonraki kitabım Andrew Brawley'nin Sıra Dışı Hikayesi. Herkes konusunu biliyor zaten. Bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Yazarın çünkü Biz Karıncayız kitabını okuyup çok sevmiştim. Bu kitabı da sevdim ama sanırım biraz daha iyiydi. Kısaca konudan bahsetmek gerekirse Andrew adlı bir oğlumuz var. Kendisi hastanede yaşıyor. Hastanenin kantininde çalışıyor. Akşam işte gönüllü olarak acile çalışıyor vesaire vesaire. Bir gün hastaneye yanmış bir çocuk geliyor ve Andrew kendini o çocuktan sorumlu hissediyor. Kısaca hikayemiz böylelikle başlıyor. Çok dolu dolu bir kitaptı bu da. Çok katmanlı bir kitaptı. İşte Andrew'un iç hayatına girdikçe bir sürü şey öğreniyoruz. Kendini suçlaması, işte sırf yaşıyor olduğu için kendini suçlu hissetmesi çok güzel yansıtılmıştı kitaba. Gerçekten çok etkileyici, çok güzel kitaplardandı. Eğer böyle genç yetişkin, aynı zamanda bir de LGBT temalı bir kitap okumak istiyorsanız bu kitaba mutlaka şans vermelisiniz diye düşünüyorum. Bir sonraki kitabım Stephen Zweig'den Amok Koşucusu. Ben bu kitabı çok sevmedim. Genel olarak Stephen Zweig çok sevdiğim bir kitap yazardır. Fakat bu kitabı bana hitap etmedi. Kitapta genel olarak doktor olan bir adamın deliliği anlatılıyor. Bir anda
kafayı yiyor adam ve yaptığı şeyler anlatılıyor. Bence kitaptaki delilik çok abartıydı. O yüzden çok sevmedim. Başka bir şey diyemem çünkü kısacık bir kitap. Bir şey dersen spoiler'a girer. Sadece bana hitap eden bir kitap değildi ne yazık ki. Bir sonraki kitabım Dex Yayınları'ndan Günlerin Sonu. Bu ay sanırım 3 tane seriyi bitirdim. Biri de Meleğin Düşüşü serisiydi. Sanırım senin adı Günlerin Sonu serisi. Neyse emin değilim. Ama güzel bir seri sonuydu. İkinci kitabı pek sevmemiştim ama üçüncü kitapta telafi ettiler diye düşünüyorum. Gerçekten güzel bir son verdiler. Hatta sonunda gözlerim yaşardı yani. Çok hoşuma gitti. Çok keyif alarak okudum. Gerçekten etkileyici, çok güzel bir kitaptı. Özellikle o konser sahnesi beni benden aldı. Yani ağlamak imkansız. Zaten Haleluya şarkısını nerede adını görsem otomatikman ağlamaya başlıyorum. Ergenliğimden kalma The O.C. takıntım sebebiyle. İzleyenler biliyordur. The O.C.'deki o Haleluya şarkısı sahnesini beni benden almıştır. Ne zaman aklıma gelse gözlerim doluyor. Çok bahsetmeyeceğim o yüzden. Neyse dediğim gibi hoş bir seriydi. Bu kitap 4 puanlıktı. Hiçbir kitap ilk kitabın yerini tutmayacak serideki. Fakat okuyabilirsiniz keyifle. Hazır yeni Dex böyle sert kapaklı basmışken bence kaçırmayın. Bir sonraki kitabım Sonsuz. Ne yazık ki sevmediğim kitaplardan biri. İlk kitabı çok sevip 4 puan vermiştim. İkinci kitaptan hiç haz etmeyip 2 puan verdim. Ve ne yazık ki bu kitap 2 puanlık bile değildi. Hiç hoşuma gitmedi, hiç keyif almadım, hiç eğlenmedim. O kadar saçmalamış ki yazar. Keşke ilk kitapta bıraksaydı, daha devam etmeseydi diyorsunuz. Bir sürü olay oluyor, çok fazla şey oluyor. Hepsi birbirine girmiş. İşte iyi bir gerizekalı davranıyor zaten. Böyle ağzına vurasınız geliyor kitabı okurken. En nefret ettiğim gerizekalı kadın karakter tipindeydi. İşte ben onu yapmam, ben bunu yapmam falan. Bencil bencil hareketler. Ya dünyanın kaderi senin elinde resmen ve senin ben yapmam demek gibi bir şansın yok. Böyle bir gerizekalılık yapamazsın. O yüzden sevmedim. Çok fazla konuşmayacağım çünkü kitabı çok görmek istemiyorum. Bir sonraki kitabım yine Dex'ten Kısırsız Elmas. Hem böyle sonsuz gibi bir kitap basıp hem de şunu nasıl basıyorlar aklım almıyor. Hayatımda okuduğum en eğlenceli kitaplardan biriydi. Her yerin altını çizdim, her yerden keyif aldım. Kısaca konudan bahsetmek gerekirse Island adlı bir kızımız var. Ve kendini mafyanın ortasında buluyor diyebilirim kısaca. Island'ın annesi bir özel ajanmış ve hükümetten bir tane elmas çalmış. Ve şimdi kötü adamlar o elmasın peşinde ve sadece elması Island bulabilir. Çok manyak, çok harika, çok dehşet bir kitaptı. Herkes öneriyorum. Gözünüz kapalı bu kitabı alın ve okuyun. O kadar çok keyif alacaksınız ki size anlatamam. Birazcık yetişkin içerikli ve içerisinde çokça böyle aşk var. Yani aşk da var. Aksiyon da var. Aksiyon da çok aşk da var. Neyse çok açıklayamadım bunu ama çok seveceksiniz. Hayatınızda okuduğunuz en eğlenceli kitap. Island'ın öyle bir tespitleri var ki sizi sizden alıyor. Şimdi bir dakika bulayım birkaç tanesini. Okumazsam olmaz çünkü. Adamın neden beni tanıyormuş gibi davrandığını sormak için ağzımı açtım. Ama Marge parmağını bir kez daha burnuma koydu ve kelimeler boğazımda kaldı. Bu tekniğin mesela biri burnunuza dokunduğunda beynin konuşma merkezine kısa devre yaptıran bir nörolojik refleks gibi geçerli bir bilimsel açıklaması olup olmadığını merak ettim. O buna işe yaradığını düşündüğü için yapıyordu. Ben de birinin size böyle bir şey yapması çok tuhaf olduğu için susup duruyordum. Yani böyle çok eğlenceli, çok keyifli, çok harika bir kitap. Bu ayın favorilerinden biri. Aslında ben bu kitabı neden 2017 favorilerime sokmadım şu an bilmiyorum. Sokabilirdim de. Çok sevdim. Çok beğendim. Herkes alıp mutlaka okusun. Ve su geriye çok az kitabım kaldı. Son 5 kitap. Hazır mısınız? Bir sonraki kitabım Mitolojik Dünya. Ben aslında bunu çocuk kitabı zannediyordum fakat değilmiş. Ve okurken o kadar çok keyif aldım ki size anlatamam. Cumali adlı bir adam var yani. Cumali Miçoğlu kitabın yazarı ve kendi hayatından gezdiği yerleri anlatıyor. Nasıl elinde çok az para verken dünyayı gezdi. Biz bunu okuyoruz. İşte ülke başına gelen şeyleri okuyoruz. İşte yaşadıkları okuyoruz. Bu aralar bu tarz kitaplar zaten çok popüler oldu. Ben Rotası Seyyah'ı falan okumadım. Sanırım en popüler olanı o ama bu da çok eğlenceli, çok keyifliydi. Ben çok severek okudum. Eğer bu tarz yani dünya seyahatiyle alakalı kitaplara ilgi duyuyorsanız şans verebileceğiniz bir kitap. Yazarın kendisi de çok iyi, çok tatlı bir insan. Kendisi Instagram'dan sıkça böyle takip ediyorum. O yüzden hem takip edin hem okuyun. Bence seveceksiniz. Bir sonraki iki kitabım aynı yazardan. Normalde bunu yapmam. Aynı yazarın seri değilse iki kitabını peş peşe okumam. Fakat bunları okuma gereği duydum. Kıyıdakileri çok sevdim. Zaten LGBT temalı bir kitaptı. Türkler çok fazla LGBT temalı kitap yazmıyor. O yüzden buna şans vermek istedim. Bir sonraki de Şehzade Sultan Mustafa'ydı. Şimdi ikisinin konularından bahsedeyim. Kıyıdakilerde 3 karakterimiz var. Şu an isimlerini hatırlamıyorum. 2 kız bir erkek. Üçünün de farklı cinsel tercihleri var. Nasıl desem. Farklı şeylerden zevk alıyorlar. İşte mazoşist olan var, sadist olan var, işte ayak fetişte olan var. Neyse böyle tarzı insan. Ve biz bunların nasıl toplumda
geri itildiğini okuyoruz. Nasıl işte işten çıkartılıyorlar, iş verilmiyor, kendilerini ezik hissediyorlar, işte saldırıya uğruyorlar, polislerden şiddet görüyorlar. Genel olarak Türkiye'deki bu azınlıktaki kesimin yani LGBT insanların neler yaşadığını okuyoruz. Bence çok etkileyici bir kitaptı ama gerçekleri böyle bam bam yüzünüze vuruyor. O yüzden herkes bu kitabı kaldıramaz. Okuyabilecek olanlar kaldırmalı. Ama merakınız varsa bu konuya okuyabilirsiniz. Gerçekten çok başarılı, çok iyi bir kitaptı. Şehzade Sultan Mustafa da ya Mustafa ölmeseydi de padişah olsaydı kısmını okutuyor. Bu kitap biraz işte olanlar çok iyi oldu çünkü hayat o kadar iyi olmayacaktı kısmında. Kitapta Mustafa birazcık saf gösterilmiş. Çok fazla hayatını bilmediği için yorum yapamıyorum. Ama genel olarak güzel başlayan bir kitaptı. Sonlara doğru birazcık yavaşladı. O yüzden benim için 3 puanlık bir kitap. Ama dediğim gibi bu tarz şeylere ilginiz varsa okuyabileceğiniz bir kitap. Ve son iki kitabım, bitirdiğim bir diğer seri. Ruhumdaki Canavar, Gözlerimdeki Canavar ve Sırtımızdaki Hedef serisi. Serinin adını bilmiyorum ama Vitali aşkım. Çok tatlı bir adam. İlk önce Ruhumdaki Canavar. İkinci kitap, bu zaten Vitali'nin ağzından anlatılıyor. Konusunu söyleyemem. Çünkü çok spoiler, ilk kitap yok. Bu da yine hem Vitale'nin hem Karissa'nın ağzından anlatılıyor. Yine yeniden Karissa çok gerizekalıydı. Ama Vitale bütün gerizekalı telafi ediyor. Yani bu yüzden kitabı sevmedim diyemem. Çünkü Vitale çok harika bir karakter. Kendisini çok seviyorum. Çok 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 seviyorum. Tam sevdiğim bir karakter. Bir Victor, bir O, bir Oark, bir de Barons. Bu dördü var ya, benim böyle tavan yapmış erkek karakterlerim. Hepsini ayrı ayrı bayılıyorum. Bunları da çok sevdim. Çok keyif aldım. Sırtımızdaki Hedefi o kadar da çok sevemedim. Çünkü Karissa neden anlatmış ki yani? Karissa'nın ağzından kitabı okumak istemiyorum. Çok nefret ediyorum kendisinden. Çok gerizekalı bir insan. Ama genel olarak güzel bir seriydi. Erotik seviyorsanız, böyle birazcık da aksiyon seviyorsanız okuyabileceğiniz, keyif alacağınız bir seri. Ben size önerebilirim. Sanırım bütün kitapları anlatmayı başardım. Yine büyük bir başarıyla ve hızlı da anlattım. Eğer çok hızlı konuşuyorsam videoyu yavaşlatabilirsiniz. YouTube'un böyle bir seçeneği var. Şahsen ben çoğu videoyu iki kat hızlandırıp izliyorum. Benim için daha yararlı oluyor. Neyse, çok fazla uzatmayayım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Herkese yeniden merhaba. Şu an büyük ihtimalle videonun sonunda izliyorsunuz bunu. Çok zeki olduğum için iki tane kitabı atlamışım. Hem de en önemlilerini atlamışım. Yine bir favorim Illuminate. Çok sevdim. Çok keyif aldım. Zaten hepiniz biliyorsunuz artık, her yerde anlattım ama yine anlatayım. Kitap belgelerden, dosyalardan, röportajlardan oluşuyor. Genel olarak işte bundan 500 yıl sonra falan anlatıyor. Şu an seni hatırlayamadım ama geleceği anlatıyor ve bir gezegene savaş açıyor. Aslında hepsini katletmeye çalışıyor ve biz bu kaçışı okuyoruz. Çok güzel, çok eğlenceli bir bilim kurgu kitabıydı. Şu an çok anlatamadım. Çünkü bayağı panik yaptım. Aa, nasıl unuttum ben bu kitapları diye. Ama güzel, eğlenceli bir bilim kurgu kitabı okumak istiyorsanız, farklı şeyler arıyorsanız Illuminate okuyabilirsiniz. Bir diğer kitabım da Mahzen Dex yayınlarından, çok sevdiğim, çok keyif aldığım bir psikolojik gerilimdi. Kısaca konudan bahsetmek gerekirse, bir adam var ve adam kızları kaçırıyor, evinin mahzeni hapsediyor. Her seferinde işte 4 kız olması gerekiyor ve 4 kıza da çiçeklerin ismini vermiş. Biz burada genel olarak Summer'ın hikayesini okuyoruz. Adam Summer'ı da kaçırıyor ve mahzene koyuyor ve Summer'a Lily demeye başlıyor. Kitapta Summer'ın başına neler geldi, işte bu adamın geçmişinde neler oldu da böyle bir manyak oldu. Genel olarak bunları okuyoruz ama gerçekten etkileyici, hoş bir psikolojik gelirinde. Bunu da çok keyifle okudum. Sonraki kitabım da bunlardı. Lütfen kusura bakmayın unuttuğum için. Nasıl böyle bir aptallık yaptım bilmiyorum. Yeniden beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.